Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nursevin. Bugün sizlere adı kadar güzel bir tarifim var. Öncelikle şerbetimizi yapıyoruz. Lokmalık, bir lokmalık tatlı yapıyoruz daha doğrusu. Bir bardak şekerimi verdim. İkinci bardağım. Toplamda 2,5 bardak toz şeker ve 2,5 bardak su ile şerbet kaynatacağım. İçerisine bir limon dilimi bırakacağım. Şerbetimiz kaynarken biz diğer malzemelerimizle hamurumuzu hazırlayalım. Öncelikle bir yumurtamız var. O da sıcaklığında olması lazım. Benim tavsiyemdir. Yoğurdumuz 1 çay bardağı. Şöyle 100 cc'lik 1 çay bardağı. Ve kesinlikle oda sıcaklığında olması lazım. Ben bu tür şerbetli tatlılarda, özellikle şekerpare tarzı tatlılarda çok seviyorum karbonatın verdiği lezzeti. Evet, şimdi un hariç bütün malzemelerimizi verip karıştıracağız. 1 çay bardağı aynı ölçüdeki çay bardağı sıvı olarak 100 cc alır. İrmiğim var. Şart olmamakla birlikte 1 çay bardağı Hindistan cevizim var. Bu benim tercihim. Farklı bir kıyırlık veriyor Hindistan cevizi. Böyle yumuşak bir kıyırlık veriyor daha doğrusu. Burada 1,5 bardak unum var. Tamamını kullanır mıyım bilmiyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Ve vanilya vermek gerekir ama benim vanilyam yok. 1 çay bardağı sıvı yağımı ve vanilya yerine ben limon kabuğu kullanıyorum arkadaşlar. Buzdolabımda, dondurucumda bulunan bir kaşık limon kabuğundan veriyorum. Güzelce karıştıralım bu malzemeleri ve daha sonra yavaş yavaş unumuzu ilave edip yoğuralım. Bu arada şerbetimi kontrol ettim, karıştırdım. 1 bardak unumu veriyorum. Aslında alır, onu da alır. Ama kontrollü olmakta fayda var. Yumuşak bir hamur olacak çünkü. Ben Hindistan cevizi de ilave ettiğim için, tezgahıma da un vereceğim için şimdi başka un ilave etmek istemiyorum. Aslında toplamda 2 bardak un diyebiliriz ama ne olur temkinli davranın. Ben hamurlarımı tezgahta yoğurmayı pek severim arkadaşlar. Mutlaka tezgaha almalıyım. Kurabiye hamurları, poğaça hamurları kadar çok fazla yoğrulmaz. Onu da belirteyim. Hamurumun kıvamını şöyle göstereyim size. Hamurumu 3'e böldüm. 3 tane ayrı ayrı rulo yapacağım. Düzgün rulolar yapmaya çalışacağım. Şerbetimi söndürdüm. Bu arada tezgahıma birkaç kaşık irmik serpiştiriyorum. Ruloları yaparken irmiğe bulayacağım. Böyle çok daha rahat olacak. 4 kaşık diyelim. Şerbetim soğuyor şu anda. Birazdan fırınımı 150 derecede ısıtmaya alacağım. Zaten çok çabuk bir tatlı. 1 misafiriniz aniden haber verse bile çok kısa sürede yapabilirsiniz. Rulolarım hazır. Şimdi istediğim büyüklükte dilimleyeceğim ve fırın tepsime dizeceğim. Fırınım 150 derecede ısınıyor. Benim fırınımın huyu böyle arkadaşlar. Siz fırınınızı tanıyorsunuzdur. Ona göre davranın lütfen. Lokmalık irmik tatlılarımı bu hafta ikinci defa yapıyorum. Daha önce yaptığımın da hatta görsellerini inşallah videoma ilave edeceğim. Çünkü videolarım silindi arkadaşlar. Çok seviyorum. Çok hafif bir tatlı. Gerçekten güzel olacak. Şimdi ben fırına gidiyorum ve 30 dakika kadar pişmeye veriyorum. Derecemi de 180'e alıyorum.
Serviste görüşmek üzere. Şimdi fırından aldım kurabiyeleri. Yalnız şerbet için önce buraya şerbeti vereceğim arkadaşlar, soğuk şerbeti. Kurabiyeleri onun üzerine koyacağım. Bir anda böyle üzerine dökersem eğer şeyleri dağılır, irmikleri dağılır. Kurabiyeleri şöyle alıyorum. Çok da sıcak aslında. Şerbetim gayet soğuk. Şöyle yavaşça kenarına bırakıyorum. Birazını da üzerine daha sonra dökeceğim. Lütfen deneyin. Bundan 10 yıl önce bir takipçim bana bunların yarısı kadar yarısı kadar ama böyle verev verev keserek bu tarifi göndermişti. Bloğumda da var. Çok severek ben de yapmış ve misafirlerime ikram etmiştim. Mutlaka siz de çok seveceksiniz. Şerbetin diğer kısmını da ekliyorum. Şerbetini çeksin. Ben ara sıra böyle döndürürüm. Şerbetini çektikten sonra güzel bir sunum yaparız. Süsleniriz. Size görücüye geliriz. Hindistan cevizi ve fıstıkla süslüyorum. Üzümlerimi ben yazın dondurmuştum. Dondurucudan aldım. Ve üzerlerine birer tane farklılık olsun istiyorum. Renk versin istiyorum. Şöyle uzaktan seyrediyorum. Çok güzel oldu ama değil mi? Yeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça ve dost kalın. Her şey gönlünüzce olsun.